Şimdi bakın, alt tarafı katladım, düzenledim. Şimdi üste bakın. Özellikle şu kısım karman çorman olmuş. Burayı da belirteceğiz. Ama önce gideyim bir kolamdan soğuk bir yudum alayım. Annemin oradan zero kola aldım. İçmek için. O da ılınmıştır. Ben şuraya, şu gölgeye çekiyorum. Yusuf geri buraya çekiyor. Çünkü tam gölge oraya düşmedi. Bu yalancı gölge. Yani şu şeyin gölgesi. Oradan da ışık arada geçiyor ya. Yakar kıyafetleri diye izin vermiyor. Bak. Şimdi sizinle beraber şu tatlış izleyicimin kargosunu hazırlayalım. Şimdi ikisi de iki numara ama desenler farklı. Aslında desenler aynı kumaş toptan kesiliyor ve hangi elbisenin hangi tarafı nereye denk gelirse anlayacağız. Yaprakları mesela kimisinin aşağıda, kimisinin yukarıda. Şimdi ben bunları resim atayım. 2 numaraya göndereceğim. Ben unutmuşum, bugün pazartesiydi. Onun izleyicimin kargosunu göndermeyi unutmuşum. Bugün bir de sabah annemin orada çalıştım ya. Şu sanki benim daha hoşuma gitti gibi. Göğsünden böyle yapraklar dağılıyor ya. Ama belli olmaz, belki beyaz ister. Şimdi bunların bir resmini çekeyim, atayım. Hangi modeli istiyorsa arkası hemen hemen aynı galiba. Evet, arkasında çok bir fark yok ama ön tarafta desen farkı var. Sonra da sizinle kargoyu hazırlayalım. İkisi de aynı beden olduğu için 2 numara. İkisinin yakasında da bir siyah bir beyaz var. Okey zaten. Şöyle bir çekeyim, atayım. Ondan sonra hazırlayalım sizinle kargoyu. Karşıdan da şöyle çekeyim. Eteklerinde de fark var. Desenlerinde de fark var. Şimdi sanki şu daha zayıf gösterecekmiş gibi, değil mi? İki beden de aynı ama şunun kesimin şeyindense, modelindense şu model daha zayıf gösteriyor bence. Siz ne diyorsunuz? Neyse, ben ne yaptım? Ben birkaç mankenimi değiştirdim. Bugün aslında pazartesiydi. Vitrin yapma günümdü ama yapmadım. Dışarıdan birkaç güzel böyle tril tril elbiselerden içeriye getirdim. Şöyle bir uzun elbise, böyle şey fırfır yakalı, bir böyle göğsü oturan V yaka bir elbise var. Şunu hoşuma gitti, large bedenmiş ama bana biraz kısa mı olur acaba? Bedeni olur da large. Kumaşı böyle şey, Adil Işık'ın bir firmasıymış. Bu da Defacto'nun. Berashka'dan şöyle bir elbise var. Şuradan bağlanıyor, 3 düğmeli. Çok tatlı şeyler var ama bu small, hatta X small. Bana olmaz. Arkada şöyle atletli elbiseler var. İki farklı rengi var. Modeller aynı. Medium, large, small bunların bedenleri. Şimdi bunları ben dışarıdan içeriye getirdim. Biraz böyle girişte farklılık olsun istedim. Yukarıdaki strapless beyaz, kırmızı, beyazlı, beyazlı, kırmızılı, çizgili elbiseyi giydirdim. Kalıp elbise. Çok streçli bir kumaşı yok onun. Böyle küçük diye oturuyor. Şu karşıdaki kızları değiştirdim rengarenk. Güzel oldu bence. Buradaki şortlarla da uyumlu oldu renk cümbüşü. Şöyle pembeli, sarılı, neon renkli bir elbise. Kolsuz. Bu askılı elbise. Küçük bir yırtmacı var şu önde. Onun dışında şu mankene pareo giydirdim. Pareo'dan sattım bir tane, beyazından. Pareoları birazcık öne aldım bu arada. Kendimi de seçmiş götürmüştüm ya. Şöyle beyazı. Bunun siyahından kalmadı. Bayan istedi almak ama yoktu. O yüzden şu siyahtan aldı. Bir tane de manken üzerine giydirdim. Altına da şöyle yarım şeyden atletli askıdan giydirdim, crop'tan. Bu elbiseyi dün giydirmiştim mankenin. Çok da güzel duruyor manken üstünde. Omuz böyle, belden arkadan lastikli mini bir elbise. Minyatür tipli kadınlarda, kızlarda çok güzel durur. Onun dışında buraya gelelim. Burada işte ön arka yaptım birkaç elbiseyi. Şu elbiseyi zaten kendim için almıştım, hiç giymedim. Buraya satmaya getirdim çünkü çok kısaydı bana, bedeni oldu ama. Şu iki mankeni şeye değiştirdim. Orası boşluk.
Şu mankeni giydirdim, mavi elbise, streç bir elbise. Şuna yeşil ve böyle bir şifon elbise giydirdim. Arkası çaprazlı bir elbise şu. Ve hoşuma gitti. Bedeni bana olacak gibi ama çok kısa, bir denemek lazım. Sürekli evet işte uzun falan giyiyorum ama belki böyle tatillerde, plajlarda falan böyle birkaç kısa elbisem de olsun istiyorum açıkçası. Onun dışında içeride ne değişiklik yaptım? İşte modellerden biraz mankenleri değiştirdim. Şu mankenin üzerine şunu giydirdim. Bu benim bikinim. Satmak için getirmedim. Sadece para yolları göstermek için, alt şey olsun diye. Şöyle bir bikini. Vay be, ne kadar zayıfmış. Bunu geçen sene değil, ondan önceki sene kullanıyordum bu bikiniyi ben. Böyle yandan bağlamalı. Şimdi bu gömlek tül gömleği, bunun üzerine paraya gibi attım. Çok da güzel duruyor. Kendime denedim. Hatta bu ilk geldiğinde çok beğenmiştim. Kendime istiyordum. Sonra dedim ki neyse, seni boş. Nerede giyeceksin? Paraya zaten seçtim, götürdüm birkaç tane dükkandan. Bunu böyle model olarak koydum vitrine. Şöyle. Biraz daha altında destekli bir şey olsa uzun, model daha güzel gözükür. Şu elbise zaten buradaydı. Onun dışında dışarıya şort astım. Birkaç eksik tişörtlerden çıkardım, astım. Manken bu şekilde. Hani belli olsun pario tarzımda olduğu diye. Hepsini elden geçirdim. Mis gibi katladım, düzenledim. Kot şortlar, koyu renkliler, siyahlar, açık renkliler. Ondan sonra kot olan şortlar. Bunlar kot şort. Şunlar da kot şort. Şöyle. Şurası değil, şurası şu şekilde. Şunlar zaten şort. Şuraya kadar. Evet. Öyle şeyler yaptım. Bu rafım genelde böyle duruyor ya, karşıya yani. Yoldan müşteriler geçerken berber olduğunu da görmüyorlar diye. Gerçi Yusuf'un oturmuş müşterisi var, öyle çok da dışarıdan görünmesine gerek yok bu dükkanın, ama olsun yine de. Kardeşim üstünde gömlek çok güzel. Bu tarz kesimler bulabilirsem alacağım, bakın. Böyle şile bezinden incecik bir gömlek. Çok hafif. Tarzı da çok güzel. Boyu da olduğu için yakışmış, çok güzel. Yeni almış o gömleği de arkadaşından. Öyle şu pariyoları çıkardım, beyazlar, ama çok uygun fiyat ya onları. Aslında o fiyata vermemem lazım, zaten pahalıya alıp. Elbiseleri bir elden geçirdim, karışanlar vardı. Ondan sonra böyle, saat şu anda yemek saati otellerin. 7:21. Kimsecikler yok, gayet sakin. Bir yarım saat sonra falan müşteriler başlar. Çık abiye yeni modeller gelmiş, size yeni modelleri göstereyim. Böyle şey tarzlar. Böyle çok kokoş, şık tarzlar, şık modeller. File bir elbise. Uzun, onun beyazı da var. Elbise mi yoksa şey mi? Ha, hırka. Bikini üstüne falan çok güzel olur. Şöyle. Kokoş kokoş şeyler. Stefano. Stefano markası bilindik bir markadır ve pahalı bir markadır. Böyle taşlı tuşlu abiyeler. Hani olur da, yakınımda olup da gece elbisesi, düğüne, nişana, ne bileyim törene bir şeyler isteyen olursa fikriniz olsun. Şey kargoyla gönderiyor, Fikret abi de kargoyla gönderiyor. Şu elbise şey pamuk bir elbise, askılı. Şu fiyongu olmasaymış kendime bir tane alacaktım. Şu renkler çok güzel, baksanıza. Ne kadar güzel şeyler var. Şimdi bizim oralarda düğünler çok fazla olduğu zaman böyle şeyler giyiyorlar bizim genç kızlarımız, kadınlarımız. Baksanıza ne kadar güzel şeyler. Bir ara bunlar o kadar modaydı ki şimdi tekrar geri geldi modası. Yeni aldı bu ürünler, yeni. Şifon elbiseler, baksanıza. Strapless. Çok envai çeşit şey var. Şurada birkaç model daha beğendim, onu da size göstereceğim. Şunlar pamuk. Bakın. Çok güzel elbiseler. Şunlar çok hızlı satılır. Kumaşları da çok güzel. Onun dışında şöyle hırkalarını falan açmış. Ne kadar tarz. Görüyor musunuz? Şık şeyler. Stefano'dan yine. Bunların dışında bakın hele şu kokoş şeylere. Ay, düşürdük malın adamı. Kotlar falan, pantolonlar getirmiş. Bu Philip Lane. Bunlar çok modaydı. Gerçi bunlar Alman ve Avrupalı müşteri çok fazla alıyor. Güzel. Böyle abiye tarzı müşteri olursa oraya göndereceğim. Bende bu kadar kokoş şeyler yok çünkü, yani benimki günlük daha çok. Bunlar daha abiye.
Şöyle hırkalar falan filanlar. Böyle bayağı malı geldi. Yukarıdaki örgülü modeller bu sene moda. Plaj için falan akşamları böyle croplarla falan. Çok güzel kombinlenir. Beğendiğiniz bir şey olsa Fikret abi kargo ile gönderiyor. Bilginiz olsun. Bakın ne kadar şık bir bluz. İşlemeli. Kot falan getirmiş. Bu şekilde. Burun da turnusu yaptık. Gözlük elbise daha önce çekmiştim değil mi? Bunlar erkek gözlüğü sanırım. Şöyle kalın kemikli gözlükler çok hoşuma gidiyor. Senem o da bunlar ama bana yakışmadı. Değil mi? Aynen. Yüzüm olmadı. Bana geniş gözlükler yakışıyor. Böyle. Daha sezon yeni başlıyor. Yani Haziran'ı bitirdik. Temmuz. Daha yoğun aylar. Temmuz, Ağustos, Eylül çok yoğun olur. Bekliyoruz bakalım. Müşterileri. Takımlardan da dışarıya çıkardım. Çünkü bu ürünlerden dışarıda yoktu. Çıkardım. Bunu iki tane almıştım. Side'ye gezmeye giderken uğramıştık ya Fulya'ya. Bir tanesini sattım. Bir tane kaldı. Evet. Işıkları daha açmayacağım erken. Bu open yazısı çok amatörce duruyor ama. Bunu bir güzel temiz bir kağıda çekip hoş bir şekilde yapmak lazım. Saçları babandan yaptım. Saçlarımı saldım. Hafif birazcık şey yapacağım. Süsleneceğim. Malum bugün üst baş değiştiremedik. Olduğumuz halde de mutlu olmayı bilmek lazım. Bir eyeliner çekeyim diyorum. Üzerimdeki tişörtteki görselde kızla eyeliner var ya, kaşlar böyle net. Ben de öyle bir makyaj yapayım. Tamamlayayım. Tamamlamış olayım. Aa, çay getirdim, unuttum bak. Ama çok demli yapmışım ya. Oo. Mahveder bu beni. Karadeniz'de gemileri batmış bir şey görüyorsunuz burada. Esma'yı. Selam var. Kalk bir eteğini göster. Eteğini kendi dikmiş. Şile bezinden baksanıza. Şey... İşte benim aradığım ürünler bunlar. Bunların elbiselerini istiyorum ama şimdi çalışmaya başlamış. Turizmde arkadaşımız fotoğraf. Fotoğrafçı ama fotoğraf. Turizm yemiş bitirmiş arkadaşım bütün enerjisini. Bugün iyi bir gün geçirmiyor ama olsun. Çok yorucu. Evet, yorulur insan ama yorulmaz mı? Oğlumu tıraşa getirmiş. Hem de şort falan baktı benden. Şöyle 3 tane şort seçti. Bunu göstereyim size. Tabii fizik güzel olunca bacak da bronzlaşmış. Oluyor anam, giyiyor oluyor kadına yani. Ne kaç yaşın var, Allah söylemeyeyim maşallah. 40 yaşındayım. 40. Bak. Tingir. Biz de biliriz bunları giymeye ama yok yani. Bizde o kalça şey fazla. Evet, arkadaşım alışverişini yaptı. Şimdi izleyicimle haberleştim. İzleyicim şu. Poşetlemişim ya kızlarımı. Şu göğsü dallı olanı istedi. Bu daha zayıf gösterir dedim ya. Hem dedi tercihi sana bırakıyorum dedi. Ben de bunu paketliyorum. Bir tane de parfüm koymak istiyorum. Hangisinden biliyor musunuz? Benim favori kokum C var ya. O da olabilir. Şu anda kullandığım koku da olabilir. Fark etmez. Şu anda şu şeyi kullanıyorum. Şunu çantama attım ya. Şu anda bu kokuyu kullanıyorum. Ama C'yi göndereceğim. Evde de C var. Bunun kokusuna daha güveniyorum. Hediye olarak düşündüm. Ne koyayım? Böyle benden bir hatıra olsun. Bunu yarın sabah kargolayacağım. Sağlıklı günlerde kullan. Canım benim. Şimdi alıcının bilgilerini yazacağım. Göndericinin bilgilerini yazacağım. Bunu yarın sabah kargoya vereceğim inşallah. Dedik de kargoya gidecek. Sağlıklı günlerde kullansın. Küçük bir black note şey lazım bana. Kağıt şuradan bir yerden yırtayım. Öğle akşam saatini ettik. Saat 8.30 hatta. Olmuş bile Allah'ım. Kızım hava iyice gitgide şey kararıyor. Bunun üzerine mi yapıştıracağız yoksa onlar kendileri ayrı mı bilgi çok şey yazdıracaklar bana orada? Ayrı sen şey yapacaksın. Ben o zaman şeyden telefonda var bilgiler. Aynen, tamam, bunu böyle götüreceğim. Onlar zaten paketleyecek. Paketin de üzerine bir barkod yapıştıracaklar. Oraya etiketin üzerine şey yaparım. Öyle. Gel. Bugün modumuz çok düşük. Mutluluk hormonu salgılamak için sana fıstık şey alsın. Hem fıstıklı hem de baklavalı. Hadi bakalım. Aa, bugün de baklava canım çekti. Vallahi baklava. Başka bir şey isteseydim. Vallahi.
enerji. Yusuf işte böyle şeylerle besliyor, sonra da gel kuyruk büyümesin bende. Demek öyle ha. Turizmde diyor, orada da şey, müşteriler kötü diyor. Çok kötü. Hepsi ucuzcu diyor. Bak bronzlar şimdi de güzel. Beyaz etek de yakışmış. Benim tarzımı da beğendi. Bu arada iki tane müşteri geldi. Kazak kızlar. Burada çalışıyorlarmış. Tekirova'da, Martvira'da. Hmm. Benim stilist arkadaşım kızı hemen bir kombinledi, bir giydirdi. Kemerler, memerler. Bir çatpat Rusçasıyla. Bir görseniz. Hele anlat, Rusça konuş hele. Böyle gömlek. Neydi kız diyor, gömlek diyor. Lütçe. Bak gördün mü? Tezgahta eğer işlerim çok iyi olursa. Ama seni de kurtaracağım kendimi de. Gel burada satış yap. Yapalım. Çok müşteri var mı? Akşama kadar zaten bir sürü insanla konuşuyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bu sattığı kadar da kendi evine eşya taşır. Benim bir aya burada ürün mürüm kalmaz. Vallahi çok kokoş. Evden de getirir misin? Çok seviyor. Önce. Çok. Çok severim. Çantalarını satamadık. Onu konuştuk. Muğla'dan gelen Türk müşteriler vardı geçen hafta. Çantayı gördüler, sordular. Dedim $15 dedim. Hani ben çok fazla eklemiyorum arkadaşım, çünkü dedim ona destek olsun, emeğini şey yapsın diyorum. Ha, el örgüsü. 1000 lira demişler otelin karşısında. Dedik diyor, kafayı mı yediniz? Ama dedik, gider oradan alırlar, buradan almazlar. Almazlar. Ha, ağzına sağlık, evet. Böyle. Öyle. Gençleştin. Turizm sana yaradı. Saçların kendi mi orijinallerin mi? Orijinal, kıvırcık. Yıkanıp çıktı. Böyle. Nazar olmayayım maşallah. Ama maşallah maşallah. Benim nazarım da değil. Ben de makyaj yaptım. Şeyim uygun, kıyafetime uygun. Kendi kendimiz de beğenip. Sen de çok şıksın bugün. Teşekkür ederim. Bugün çok yoğun iş günüydü. O lavaboda orada çıkmasa öyle videolarda. Puan çok beğendim. Çok yakışmış. Evet. Evet. Bilmiyorum morla nasıl kombin olmuş ama öyle geçişti. Güzel oldu. Sabah 7.30'da uyanıp. Ben çok beğendim. 8'de geldim. Bandana güzel oldu. Evet, bandanayı duydum. Çınar pelerin de güzel oldu. Oğlumun ismi Çınar. Çınar. Kızına Eylül'e selam. İzliyor değil mi? Eylül izliyor. Ay, en iyi takipçi. Aşkım benim. Kızı var Eylül. Hemen geçen geldi atayım. Çekemedim ben. Bende de yoğunluk vardı. Çekilmez değil mi? Çıkar öyle kameraya. Hayır, çıkar çıkar. Hı. Onun YouTube hesabı var. Yelkenci odan. Ya, video mu koyuyor? Video söyle koyuyor. Bir kanalın ismini. Ha, kanalın ismi dur bakayım. Dur bakacağım. Hadi bak bakalım. Daha birkaç takipçisi var. Bak biz de gidelim, bir iki tane şey yapalım. Yorum yazalım. Moral olsun. Benim sıkı takipçime. Öyle oturuyoruz boş boş. Onun da modu düşük olunca ben de çok kahkaha atmıyorum. Zaten benim de yorgunum. Yorgun bir gün geçti. Dinlenemedim de. O yüzden birbirimizin enerjisine baka baka öyle oturduk kaldık. Ha ne diyordum? Kazakistanlı kızları kombinledi. Bilmem ne yaptı. Elbise sattık ona. Allah bereket versin. Kazakistan'a gitmiştim ya. 2 ay kalmıştım ben Kazakistan'da. Çok eskiden 2005 yılı. 2006 yılında. Ne yapsın orada? Arkadaşım vardı. Arkadaşıma gittim. Vay babaannesine be. Kaldık. 2010 yılı. 2 ay kaldım orada. Kuzenim de orada Kazakistanlı ile evli. Hmm. Kazak erkekle mi? Şeyle mi? Karısı Kazak. Karısı Kazak. Bir tane çocuğu var. Teyzemin oğlu. Vay be. Oraya çalışmaya gitti. Hı hı. Sonra evlendim. Teyzem isyan etse de. Evet. Eylül'ün YouTube hesabı. Neymiş? Getir gösterim. Sailing. Eylül. Kızımıza gidin, destek olun. Gerçi o böyle şey amaçlı çekmiyor. Sadece hatıra değil mi? Hatıra evet. Ama Sailing. Şey yani. Dur bakayım. Sailing. Yelkenci. Şöyle. Senin oğlan da yelkene gidiyor mu? Sailing. Tabii. Onlar şimdi durdurur alırlar. Yeter ki izlemek istesin. Benim kızları sen bilmiyorsun. Evet, çok güzel yorumlara bakıyorum. Yorum yok. Var arada şey yapıyorlar, beni gıcık edenler var. Ben de siliyorum, hiç modumu düşürmesin diye. Her zaman olacak böyle insanlar. Değil mi ya ama? Negatif. Eleştiriye açık olmaz. Her zaman hayatımızda olacak. Tabii ki. Sailing.eylül. Hayır, o kanalın zaten harfini S ile büyük başladıkları zaman hemen bulurlar. Ha, abla merhaba. Hı, Balya'dan ses geldi bana, büyük bedenli bir ses. Dur videoları beraber bakalım. Çay bu saatten sonra kimse içer mi ya? Saat 9 geldi, çok da geç değil. Annemin oradayım. Esma'yı yolcu ettim. Diyor ki şey, Filo'ya konuşuyor mu aşkım? Evet. Esma da diyor ki şey, benim oğlan diyor... çalışmaya başlamış dayısının yanında burada Kiriş'te. Evet. Senin Aras'la diyor tanışmak istiyor diyor. Bir ara bir program yapalım da çocuklar denize sokalım. Dedim olur. O da çalışıyormuş gündüzleri. Akşam, gerçi akşam da güzel oluyor da işte biz çalışıyoruz. Belki yarın akşam bir program yapabiliriz. Bakayım Yusuf'la konuşayım. Aras'a da bir değişiklik olur. Sürekli evde bir yere de çıkmıyor. İstemiyor çıkmak. Yoksa kendi yani biz buraya da getirmek istiyorum. Markete götüreyim diyorum. Yok.
hiç. Geçen dedim ki gel seni kemere götüreyim, burger yedireyim falan. Yok, ev kuşu oldu iyice arası. Şu şey Amerikan servislerini yıkıyorum da. Annem el atayım. Kardeşim serviste çünkü. Masa var dışarıda. Akşam denizlere girmek güzel, ayrı güzel olur. Sandviça falan alırız. Çocukları atıştırmalık meyve falan alırız. Yusuf da olur dedi de yarın herhalde 9.30 gibi çıkarız. Müşterim olmazsa, olursa da saat 10 gibi. Buradaki Naturland'e gideriz diye düşündük. Bakarız. Tarzımı çok beğendi arkadaşım. Tamam, başka yardım edilecek. Ooo, mutfak alan çekiyor. Öperim seni. Senin elinden de öperim. Bulaşıktan da öperim. Ne olmuş anacığım? Sen onca yıl bize emek harcamışsın, bakmışsın. Hala emek harcıyorsun. Zoruma mı gidecek iki bulaşık benim? Annem bugün bizi nasıl ne yedirdi? Bakın size göstereyim. Pilav, sebzeli ve fırında patates tavuk. Anneciğim hiç vakti olmadı. Kıyamam ona. Var ya, o hala aç çalışıyor. Evet, aç çalışıyor. Bir de cacık vardı da. Cacık sulanmış, içini uzatmış. 5-10 dakika kendine. Söylüyorum. Diyorum ki şey yap diyorum. Yok. Portakalda revani. Aras, İbrahim bunu çemçinlemiş. Öylece bırakmış. Uf, yoruldum ama biliyor musunuz? Ayaklarım ağrıyor. Hemen sorayım. Belki 5 dakika hemen yemeğini yer. Burada müşterisi var işte. Kızıyor bana öyle deyince, müşterinin yanında yemek ye deyince bana kızıyor. Halbuki ben de onu düşünüyorum. Bir iki dakika mola versen, yemeğini getirsem, atıştırsan. Peki canım. Bak gördüm, böyle yapıyor işte, yemeyeceğim diyor. Eve geldik. Hemen bulaşık makinesini boşaltıyorum. Yusuf duşa girdi. Etim kalmıştı ya, haşlama yapmıştım. Onu tamamen şimdi pişiriyorum, haşlıyorum. Pizza attım fırına. Annemin verdiği tavuk pilav var. Göstereceğim hepsini şimdi size. Şu bulaşık makinesini bir boşaltayım. Burası bir elimizin altı açılsın. Saat 12 olmaz. Ben de hemen saçımı ıslatmadan bir duş aldım. Vücudumu yıkadım. Üstümü değiştirdim. Biraz toparlayayım. Gündüz çöpleri boşaltmıştım. Kovalarını falan yıkadım. Bugün evde kalamadığım için klozet, banyo temizliği falan da yapamamıştım. Şimdi geldim hemen oraya, çamaşır suyu köpük sıktım. Onu bekleteceğim. Çok ses var biliyorum ama bunları boşaltmam lazım. Yemekler yansın. Direkt yatış moduna. Hem erken uyandım hem yorgunum. Şimdi sabah geç yaptığımız kahvaltıdan kalan bulaşıkları hemen yerleştiriyorum. Pizzanın altını biraz kıstım. Ağır ağır şey olsun çünkü difrizden çıkmıştı. Çözülmüş değildi yani. Mikrodalgayı aslında kullanmaya başlasam böyle difrizden direkt çıkmış şeyleri açtıracağım da. Kek yapan bile varmış ya. Mikrodalgada kek yapan bile varmış. 7 dakikada kek oluyor. Nigar'cığım çok pratik falan yazmış bir izleyici. Vallahi hiç denemedim. Ama denenebilir yani diye düşünüyorum. Ona kadar vaktim kalırsa tabii. Çekmecelerden alışverişi öylece tıkıştırıvermişim. Benimkilerin yemek krizi gelmişti ya. O yüzden acele yaptım. Hallettim o işi. Eti yağlamayacağım. Tereyağıyla fırına normalde orijinali itiriyor ya tarifte. Hiç uğraşmayacağım. Böyle haşlama gibi koyacağım, yensin. Yarın sabah biraz erken uyanmaya çalışıp şey yapacağım. Postaneye gideceğim. Hem kargomu göndereceğim. Oh,
Şu bulaşık makinesi iyi ki var. Gerçekten. Hayatımızı kolaylaştırıyor. Yusuf'un havlularını getirdik. Havlularını makineye çalıştıracağım. Yıkayacağım. Domestos çıkardım. Tezgahımı falan bir domestos duyacağım. Karınca var çünkü. Sabah karpuz kesmiştik kahvaltıya ya. Onu suları akmış. Karınca da ona gelmiş. Şu annemin saklama kabı. Bu kayınvalidemin. Tavuklu patates bulgur var. Baklavayı kim getirmiş oğlum? Büzgü baklava kayınvaliden verdi. Benimkiler tatlı ciğerler. Ondan sonra pizza çizim, pizzayı koyacağım. Et zaten benimkiler yemez muhtemelen. Eti anca tuzlayıp ben yerim. Ekmeksiz. Şu tezgahı bir köpüklemek için küçük bir kap çıkarayım da. İşten gel bir de evde koştur. Neyse, Allah sağlığımıza zeval vermesin de enerjimiz yeter ki yerinde olsun sağlığımız. Her şey yapılır, hallolur. Benim şu demir ilacımı, damlamı kullanmıyorum ne kadardır. Aslında kullanmam lazım, üşeniyorum ne yalan söyleyeyim. Bir de sanki o demir ilacı bana uyku yaptı gibi geldi bana ilk kullandığım hafta. Aşırı derecede uyuyordum yani 11 saat, 12 saat uyanamıyordum. Alarm çalıyordu, kalkamıyordum. Bir de kalsiyum da aynı zamanda kullanıyordum ya beraber. Dedim acaba etkileşim yaptı da beni böyle bir şeye mi aldı vücudumu? Var mı hiç böyle bir şey deneyimleyen bilmiyorum ama. Kolajen, kalsiyum, işte D vitamin damlası hep beraber olunca. Aras kahvaltı masasını toplamış benden sonra. Çocuk işte ne kadar olabilirse. Kendi odasının yerlerini silmiş benim çocuğum. Yapıyor yani gündüzleri bir şeyler uğraşıyor. Akıllı oğlum. Ha canım. Ne yedin aşkım akşam yemeği? Şu tezgahı bir temizleyelim de içimiz bir rahatlasın. Kalan bulaşıkları da yemekten artanları hemen bulaşık makinesine. Şu havluları da hemen atayım Yusuf banyodan çıkınca. Makineyi çalıştırayım. Onu muhtemelen yarın sabah artık şey yapacağım. Normalde bizim bu makinenin kızlar programı var. Şu saatte başlasın, şu saatte olsun gece yıkama gibi falan ama onu bir kurcalayıp programını iyice çözmem lazım. Yoksa ki var yani şeyin beyninde öyle bir program var. Öğrenmem lazım dediğim gibi. Bir de durulayalım şöyle tezgahı, çamaşır suyu kalmasın. Arkada çamaşırlar, sepetler, havlular, koltuk üstünde. Hepsi yerleşecek, hallolacak. Bu elbise de o kadar rahat ki giyiyorum işte böyle. Can kurtarır, hayat kurtarır. Acı sos barbekü sütü üstüne soframız. Afiyet olsun. Ve hatta bu vlogu burada kapatıyorum. Sizleri seviyorum. Yarın görüşürüz inşallah. Çok yorgunum. Saat 12'yi geçiyor artık. Şimdi yemekler yensin. Yatış değil mi? Evet, erken başladık. Zordu, yorulduk. Cacık içine buz atmıştı da annem sulanmış. Arasa dedesi Adana ısmarlamış. Sonra gitmiş burgu tatlı istemiş canı. Torununa gitmiş tatlı almış dedesi. Ben et yiyeceğim ya. Biraz da tavuktan. Pizza yemeyeceğim. Üzerine kaşar da yaptım ki kaşar az oluyor çünkü.